İyi akşamlar herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Hazır mıyız? Hazırsak Sevoş gündemi değerlendirecek. E Türkiye gündemi malum biliyorsunuz gülsek de ağlasak da bazen e, işimize gelmeyen konuları da konuşsak da gündemimiz yoğun anacım. E, dün biliyorsunuz İrem Derici'yi konuştuk işte sosyeteden sevda adı demanla saç saça baş başa falandır fişmandır. Bugün her iki taraftan da açıklamalar gelip yalanladılar. Aslında dün biraz bahsetmiştik İrem Derici estetikliyiz benzettiler mi acaba deyip önce gırgıra vurmuştu ama e, bu haberlere e, canı sıkılmış olacak ki e, haberi yapan kişiyi e, dava edeceğini söylemiş. E, bu haberi yapan kişinin de e, o işte güya güzellik salonunun reklamını yapmak için böyle bir haberi ortaya çıkardığı gibi iddialar da söz konusu. Artık kime ve neye güveneceğimizi şaşırdığımız için en doğru kararı mahkeme verecek bakalım. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor. Ee, bununla da bitmiyor. İrem Derici e, biliyorsunuz e, hem üzerine yeni bir ayrılık yaşadı. Hem üstüne bu kavga olayı. E tabi bütün magazin sayfalarında da konuşuluyor. Zannedersem e, hem ayrılığı üzerine yorum yapan Bilal Özcan'a bir laf giydirmiş İrem Derici. Ee, gazeteci Bilal Özcan İrem dericiyi Atakan Işık tutanı biten ilişkisine ham ham İrem çocuğu ham ham yaptı tüketip attı demişti. İrem bana canım çekmiş yorumunda bulunmuş diyor. Ee, Atakan'ı canı niye çeksin kaç yaşında adamına yol. Ee, sevgili İrem benim canım eşimi çekiyor. Ben hayatımda helalimle paylaşıyorum. Sizin gibi değiştirmiyorum diye bir yorumda bulunmuş. Ee, Bilal Özcan da Bilal Özcan'ın yorumu da yanlış. Ee, tabii ki İrem Dereceninki de yanlış. Bu o yani koskoca kıllı kıpçıklı adamın canı senin sevgilini niye çeksin? Onun onun da yorumu çirkin ama yani ham yam ham ham yapıp kullanıp attı demek de öbür tarafı da rencide edici bir birazcık sert bir mizacı var Bilal Öz, e, Bilal Özcan'ın. Yani böyle hani o da aynı bizim şey gibi biraz Neydi o, o giden sunucunun ismi. Bir cambali vale gibi. Çok sert bir uslubu var. Yani hem kırıcı uslupta e, magazin yapıyorsun. Aynı kırıcılıkta sana cevap geldiği için eminim öyle olmadığını zaten İrem de biliyordur. Ama senin bu kırıcı uslubuna karşılık İrem Derici de kırıcı bir uslup kullanmış. Canı çekti, çekmiş diye böyle bir yorum yapmış. Koskoca yaşını başını almış adama. Yani ne demek istiyorsun? Senin sevgilinin canı çektiğine göre o zaman Bilal Özcan gay mi? Ya da hadi gay de geçtim yani ne bileyim senin sevgiline mi sulanıyor? Onu mu ima etmeye çalışıyorsun? Eminim o kırıcı lafa o da kırıcı bir dille cevap vermeye çalışmış ama Bilal Özcan alınganlık yapmış olacak ki aile fotoğrafını koyup e, işte helalim melalim gereksiz bir savunmaya kalkışmış kendini. Sen e, dibin dibi laflarla yerden yere vuruyorsan sen nasıl sanatçıları eleştirme ya da Sanatçılara bu denli eleştiri getirebilme hakkını kendinde buluyorsan onlar da sana yapar. O yüzden ne derler? Sen bu eleştiri sineye çekeceksin ki. Ya tabii kendini savunabilirsin. İşte eşim var, meşim var diyebilirsin ama bozulmuşsa ne dersen Bilal Bey. Ama seninki de ağır. Ağır da bir karşılık almışsın. Evet bu işi yapıyorsanız ne derler? Demirden korksak trene binmezdik. Lafı boşuna söylenmemiş. O yüzden biz daha e, bu deli kızı çok konuşuruz sürekli sizin gibi değiştirmiyorum falan demek mahalle karısı gibi e, öyle kavgaya tutuşmak bir şarkıcıyla bir magazinciye de yakışmıyor ayrıca. E, bu misilleme e, gönderme kelimeleri doğru değil. Bakın eğri bir haber yapılınca da söyleyeceğiz yalanlayınca da söyleyeceğiz e, yorumlarda da gelmiş o haber yalan falan diye zaten dün ben söylemiştim. İrem Derici kabul etmiyor iddiaları demiştim dün de konuşurken. Biz biraz da Gırgır'a da vuruyoruz. Şamata'ya da vuruyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra İrem Derici olayını böyle kapatıyoruz. İrem Derici ve Sevda Hanım, adaşım yalanlamış. Bu olaylar yok demiş. Böyle bir şey yok diye yalanlama gelmiş. Haydi bakalım. Bu Sinan Akçıl gerçekten enteresan bir vaka. E, müziğiyle konuşulmadığının farkında olacak ki artık eee ilişkileriyle kendinden söz ettirmeye çalışıyor. Ceyda Düvenci'nin programına katılıyor ve hayatına dair açıklamalarda bulunuyor. İlişkilerine dair açıklamalarda bulunuyor ama çok çirkin. Bir erkeğin biten bir evliliği veya ilişkisi hakkında konuşması kadınınkinden iki kat kötü arkadaşlar. Çünkü erkek ceketini alır, çeker, gider. Çünkü Erkeğin bir kadın hakkında konuşurken daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Ata erkil bir toplumda yaşıyoruz kabul etsek ya da etmesek bile. Şimdi çıkmış eski ayrıldığı eşi için. işte ben onun ayrıldım. E Ben istedim ve sonra baktım işte işte bir şeyler hissettim. Tekrar evlenmeyi de ben istedim. Çok da şey egosu da yüksek biraz. Ondan sonra zaten ilişkilerimi de hep ben bıraktım gibi. Tam bir ne biliyor musunuz böyle kibirli bir kadın ağzı. Bu nasıl erkek iş yani bir kadın konuşuyor. Hani bunu e, yanlış anlamasınlar kadın kavgası diye bir şey vardır. Hani kadınlar kendi arasında ben bıraktım, ben istemedim, ben aldım, ben, ben, ben diyen kadınlar var. Tenzih ediyorum ne kadınlar var. Hepsi için söylemiyorum ama bu tarz muhabbeti genelde kadınlarda daha çok duyarız diyelim. Yani genelleme yaparsak. Her kadın da öyle değil. Şimdi bazıları yanlış anlıyor. Nereye, ne demek istiyorsun kadınlar için mi bir şey diyorsun demesin gene bir, bir kesim. Genelleme yapıyorum. Kadınlar bu tarz muhabbetleri daha fazla yapar. Kadınlar arasında. Her kadın demiyoruz neticede. Sen bir kadın ağzıyla işte ben bıraktım, ben istemedim. İşte ben biraz muhafazakarım. Ay sevsinler senin muhafazakarlığını işte samimiyetsizlik paçalarına kadar akıyor. Neymiş efendim? İlk gelinliğini biraz kızmış, kızmışmış, açık bulmuşmuş da sonradan görmüşmüşmüş de ikinciyi öyle istememişmişmiş de cartmış da curtmuşmuş da ondan sonra e, işte Ceyda de, bence güzel kız falan diyor. Aa diyor geçenlerde Keşmette resmini gördüm. Evet diyor bayağı iyi bir kızmış, güzelmiş diyor. Sanki yeni görüyor, Keşmette görüyor karısını. İki kere evlenip ayrıldığın karını. Yani Hakikaten hani milletçe delirdik. Sanatçılarımızın da ruh hali yerinde değil. Sen zaten bu açıklamalar gene bir yere daha katıldı. E, NTV'deki kızın adı neydi? Gene bir programa katıldı. Gene bu işte orada Hande Yener'den bahsetti, Hadise'den bahsetti, tüm ayrıldıklarını Ebru Şallı'dan bahsetti. Yalnız kadroya bakar mısınız? Ne, hemen hemen de bütün ünlü camiası yani. Daha önce İzelle de vardı biliyorsunuz. Yani hep ünlü kadınları tercih etmiş hayatında. Bu Burcu Kıratlı da evleniyor. Bu iki kere üstelik de boşanıyor. Ama bunları getirip gündeme taşıması, bunlar üzerinden prim yapmaya çalışması korkunç değil mi sizce de? Bir erkeğe yakışır mı ya? Kardeşim senin konuşacak başka işin yok mu? Sen geçmişin niye konuşuyorsun? Erkek adam e, ayrıldığı partnerleri hakkında utanç verici böyle açıklamalarda bulunur mu? Yok işte hepsini ben bıraktım. Yok işte o güzel bir kadınmış falan bilmem ne. Aa, yani bu saatten sonra benim diyen omurgalı bir kadın bununla beraber olmaz diye düşünüyorum. Çünkü aynı muameleyi göreceğini bilir çünkü akıllı bir kadın. Düşünsenize eğer iş yokuşa sürüldüğünde, iş kötüye gittiğinde, iş ayrılma noktasına geldiğinde neye dönüşeceğini izliyor işte kadın şu anda senin ekranda konuşurken. Yani sen aslında bir ilişki yürümediği zaman neye dönüştüğünü, hatta ilişkiye dair detaylar verebileceğini, neden ayrıldığını söyleyebileceğini, özel hayatıyla ilgili konuşabileceğini gösteriyorsun. Bundan sonra sen avucunu yalarsın. Aklı başında bir kadın seninle ne evlenir ne de beraber olur. Öyle değil mi? Şimdi ben bir düşünürüm bu açıklamalardan sonra atıyorum. Tabii ki ben herkesin bir tarzı vardır. Böyle bir adam istemem hayatımda da. Ben şimdi böyle hani bir ortamda karşılaşmış olsam, Böyle böyle işte bir flört ettiğimizi düşün. Ben bu adamla bir takılır mıyım ya? Öncekilere nasıl davrandıysa işler ne derler? Laçkalaştığında sana da öyle davranacak. Buz gibi oluyorum. Böyle oynayan erkek bir, çok konuşan erkek iki. Orasını burasını kıvırtan adam üç. Hmm, hiç yani tamam görsellik çok önemli hepimiz için. Kabul edelim bunu. Gözle bakıyoruz. Önce gözle kuruyoruz bir kontak, bir elektrik. Ondan sonra içine detayları detaylandırıyoruz. Ama dünyanın büyük konuşmayı da sevmiyorum. Çünkü Allah büyük konuştuklarıyla sunuyor insanı. Her fırsatta söylüyorum. Bunu bir büyük konuşma olarak adlandırmayın ama dünyanın en yakışıklı adamı olursa olsun köçek gibi karşımda oynarsa dünyanın en yakışıklısı kimse artık. Ee, üstüne bir de böyle e, dangıl dongul konuşuyorsa benim için bitmiştir. Asla dönüp bakmam. Ben kendi adıma öyle ko konuşayım. Yani kadınlar da bakmasın kardeşim. Hani erkek dediğin biraz ağırlığı olacak. Erkek dediğin çok konuşmayacak. Erkek dediğin böyle dangıl dongul geçmişini ortalığa döküp anlatmayacak. Anlatıyorsa seninkini de anlatır. O yüzden zaten benim gözümde pek değer olmayan bir ee, şarkıcı mı dersiniz, besteci mi dersiniz? Bu kadınlara yaklaşımı da nefret. Yani bir erkeğin asla bir kadına bu şekilde yaklaşmaması gerekiyor. Isındığını ee, ısındığını düşünüyorum Selen Görgüzel'in söylemezsem olmaz masasındaki e, sunuculuğu ama hiç parlamıyorsun Selen Görgüzel olmasa da. Aa, bir de şeyi bozu verdi. Bugün denk geldi baktım. Bilal Özcan'la ilgili haberi bakmak için İrem Dirici hakkında konuşuyordu. Eee ben sana ne diyorum dinlemiyor musun beni diye bir zılgıt çekiverdi. Aa, aa partnerine konuşurken bozu verdi. Aralara biraz soğuk mu acaba? Neydi kızın ismi gelmez şimdi? Didem Delen miydi? Ona böyle ben ne anlatıyorum diyerekten yani ters ters. insanın partnerini ekran önünde terslemesi kadar kötü bir şey yok. Hiç sen de orada kalıcı değilsin. Hele ekranda sevimsiz duruyor. Insan, antipatik duruyor. Öyle yanındakileri e, terslemek. E, rol kapmaya çalışmak bir de ağzında ya 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 bir şey anlatıyorsan anlat kardeşim yani işte anlatıyor kendince e, İrem derici'nin eski Cem Belevi'yi anlatacak ay dinlerken öne şiştim yani kız da sordu yani işte dedi onda böyle olmamıştı falan dedim deden daha seri konuşuyor en azından tabii ki bir e, sunuculuk eğitimi falan aldıysa bu kız e, bir de açıklaması olmuş eski ayrıldığı eşi Hamdi Alkan herhalde o da ondan önceki eşiyle mi bir araya gelmiş çocuklarıyla keşke evlenseler demiş tekrar evlenseler diye yorumda bulmuş. E tabi Hamdi Alkan artık onun için bir şey ifade etmediğine göre evlenseler de der tekrar beraber olsalar da der her şeyi diyebilir dedikten sonra Ebru Yaşar gerçekten evrim geçirmiş dün Kuruçeşme'de konseri varmış arkadaşlar. Beyoncé gibi büyük şapkalar seçtiği e, ...kostümün rengi... E, ...muhteşem görünüyor. Yani gerçekten... E, ...Pınar Kerimoğlu yapmış. Hani bu Pınar Kerimoğlu'nu da artık çok fazla duymaya başladık. Şu 3 milyonluk elbise giymiş, giymiş de... ...sosyetik güzel Süreyya Yalçın. Şu zayıf kadın. Onun elbisesini diken... ...muhteşem yani. Kıyafetler gerçekten... ...dünya standartlarında ama... ...ne kadar yaptığı işle örtüşüyor. Hani... ...Ala okuyan bir kadına eee fileli bir kıyafeti var. Gerçekten birinde taç, birinde şapka. E tabii ki bunlar bir kreatif taşıma da gerekiyor. Bilmiyorum izlemediğim için bir şey söyleyemem. Önümde gördüğüm fotoğraftan değerlendiriyorum. Muhteşem. Kıyafet tercihleri gerçekten muhteşem olmuş. Ebru Yaşar'ın kutluyorum. E, para da var nasıl olsa. Koca da zengin. Harcasınlar da harcasınlar. Merve Bolur'dan açıklama var. Ee, ben İrem Derici ile Merve Bolur'u aynı frekansta buluyorum. İkisi de çatlak. Bakalım ne demiş Merve Bolur. Evlenme merakında olan genç kızları hayretle izliyorum. 20-21 yaşında hiçbir mesleği yokken gidip de elin adamına hizmet etmek için can atıyorlar. Ek ekonomik özgürlük, iş, meslek hiçbir şey yok. Gidip onun eline bakacaksın. Nasıl bir zihniyet demiş. Durup dururken böyle bir açıklamayı da niye yapmış? Kaç tane 20 yaşında kız tanıyorsun da? Ee, tercihlerinin bu yönde olduğunu düşünüyorsun. Ee, neyi kastetmeye çalışmış? Sanki sen evlilik konusunda çok mu başarılıydın? Çok başarılı evlilik mi yaptın? Evlenir evlenir kız. Bir ay mı sürdü? İki ay mı sürdü? Hemen geri boşandı ya. Yani evlilik konusunda akıl verecek ya da yorum yapabilecek e, en son kişi diye düşünüyorum. Şu biliyorsunuz battaniye ya da kırlent örtüleri vardı. Yine eskinin 40'lı yaşları bilir böyle kare kare paspaslar olurdu. Kare kare böyle e, kırlentler falan olurdu. E, bir arada onu Berdan Vardin'i giymişti ve çok konuşulmuştu üstünde böyle o enteresan e, motifli kıyafeti. Örgülü örgülü. Aynısının uzununu da sibelcan giymiş. Hele Sibel Can'ınki tam şey e, kırlent. Kırlentler olur ya böyle kare kare üstünde böyle renkli renkli işlemeli. Tam kırlent. Ama yakışmış mı? Yakışmış. Sibel Can'ı kilolarıyla da eleştiriyorlar. Ya bu kadın hep yuvarla katlıydı. Sesiyle ön planda bir kadın. Gençliğinde tabii ki çok güzel olduğu için ister istemez çok yuvarla katlı kadınların ince kalmaları çok zor. Gerçekten hani böyle hep zaten kiloya müsait bir kadındı. Biz hep senelerdir her albüm öncesi, her bir yapım öncesi diyette görürdük. Sibelcan diyetleri pek meşhurdu her klibinde de zayıflar da artık zayıflıyor muydu aldırıyor muydu kendi artık biliyor ama kilolarıyla her zaman bir sıkıntısı olmuştur Sibel Can'ın ama kilonun da en çok yakıştığı kadınlardandır bir kilo bir kadına bu kilo bu kadar mı yakışır hani kilo yakışmaz genelde ama Sibel Can'a yakışıyor anacığım ben beğeniyorum o kadar güzel bir sesi var ki o kadar da güzel bir kalbi var ki ben Sibel Can'ın eee bir takım konularda kendini koruduğunu düşünüyorum. Yani bakın kendini geriye çekmesini bildi yani. Hani bir çizgi vardır ya bir sınır vardır yani iddialı olma sınırı. Artık iddialı olamayacağının farkında olduğu için bence orada kendini çekti biraz geriye diye düşünüyorum. Ama çok güzel bir ses. Daha uzun yıllar Sibel Can'ı dinlemek isterim ben. Beğeniyorum. Ama keşke bu kırlent yüzü demek ki moda mıdır? Kimden alıyorlarsa giymeseymiş pek de beğenmedim. Yılmaz Güney. Eskinin jönlerinden, oyuncularından e, ölüm yıl dönümünde anıldı. Ortalık gene ayağa kalktı. Bakar mısınız? Ölümünden 30 sene sonra bile bazı insanlar konuşulmaya devam ediyor arkadaşlar. Farah Zeynep Abdullah'ın ay birisi de bana yazmış. E, işte Farah Zeynep Abdullah'a gerimi savundun da falan. Ay ben çok netimdir ya. Bazıları beni niye anlayamıyor gerçekten o kadar netim ki sadece ölmüş biri hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum dedim. Bu kadar ben ne Yılmaz Güney hayranıyım ne filmlerinden bir haberim ne yani e, o döneme biz yetişmedik. Yani Yılmaz Güney'i sorarsanız e, e, hakkında hiçbir şey bilmiyorum yani o kadar enine boyuna. E, bir, bir, herkesin de hafızası o kadar da güçlü değil. Ha Çok hayranı olursun bütün filmlerini izlemiş olursun falan da e, hayatını bilirsin yorum yaparsın. Öyle bir hafızam yok anacığım. Dün yediğimi hatırlayamayan bir kadınım ben. Farah Zeynep Abdullah konusunda da nötrüm. Hani bir düşmanlığım da yok. Bir e, sempatim de yok. Ama bir yorumda bulundu. Ne gerek var dedim ben. Ne gerek var demek Yılmaz Güney haklı demek değil. Yaptıklarını onaylıyorum demek değil. Altını çize çize söylüyorum. Adam ölmüş bize cevap veremez. Ölmüş biri hakkında yorum yapmak hele de kötü yorum yapmak doğru değil. Söylemeye çalıştım buydu. Geri meri vites yaptığım da yok. Ve e, zannedersem ablası da çıkmış. E, Yılmaz Güney'in kardeşinden Farah Zeynep Abdullah'a tokat gibi cevap. Ablası nereden çıktı? Bazen oğluna kızı diyorum. Kızın oğlu diyorum. Gelinim sana diyorum. Kızım sen Allah. Benim muhabbet o, ona dönüyor. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney'in Hakkında yaptığı yoruma çirkin kralın kız kardeşi Güzide Püt'ünden tokat gibi cevap gelmiş. Püt'ün Yılmaz Güney'in araştırmadan, bilgi sahibi olmadan yorum yapan oyuncu Farah Zeynep Abdullah için kargalarda laklak lak eder, önemsizdir demiş. Yani laklak lak etti, önemsiz bir şahsiyet demeye getirmiş. Böyle bir tepki göstermiş abisi için. Dedikten sonra atlıyorum bu haberi de. E, Linet açık havada binlerce kişiye konser verirken bir kıyafetleriyle ilgili sorun yaşamış günlük kıyafetleriyle çıkmış çok da şık olmuş. Zaten açık alanlarda halk konserlerinde e, zannedersen fırtına ve e, rüzgarın da etkisiyle giyeceği kıyafet mi uygun değildi? Dur bakalım ne yazmışlar. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali'nde sahneye çıktı. Sahnede ayakkabısının kopması ve yaşanılan fırtına sebebiyle. Kostümünün de sıkıntıları yaşayan Linet sahneye günlük kıyafetleriyle spor ayakkabılarıyla çıkmış. Çok da o kadar güzel bir ses ki ben Linet'i her türlü dinlerim. Şimdi bir gazino programı değil kapalı bir alan değil ee, ki e, aa böyle mi çıktın diyelim. Şimdi rüzgarlı bir havada ya da açık bir alanda e, zaten günlüğe yakın kıyafetlerle çıkıyor genelde e, şarkıcılar. Öyle bir kıyafet giymiş zaten bembeyazdı. O günlük denilen de öyle kötü salaş bir tişörtten bahsetmiyoruz. Gene günlük kıyafeti de şık. E, açık alanda maazallah doldurmuş kıyamet. E, kutluyorum. O kadar güzel sesi var ki güzel diyorum diye onu da eleştirenler oluyor bazen. E, neresi güzel diyenler oluyor. Bakın ne kadar göreceli müzik e, ya da oyunculuk. Şimdi birazdan geleceğiz. Hande Erçel'i yerden yere vuruyorlar. Oyunculuğu kötü diye. Evet. Bunlar göreceli. Herkesin ama bir şey standartı da yakalamak gerekiyor tabii ki. Hiç sesi olmayan birine göreceli diyemeyiz. Hiç oyunculuk yeteneği olmayan birine de göreceli diyemeyiz. Bir şeyi bilirsin. Yeterliliğin ya da yetersizliğin o bir şeyi vardır. Yüksektir, azdır. O konuda eleştirebiliriz. Uras Kaygılıroğlu da enteresan bir oyuncu. Ee, bir bazen bir alt geçitte bir sokak şarkıcısıyla şarkı söylerken bazen bankta otururken halkın içinde metroda falan sık karşılaşılan bir oyuncu. Yine bir okul çıkışı mı okul dağılırken mi gençlerle fotoğraf çektirmek isteyenlerle fotoğraf çektirmiş. Oradan Instagram hesabını verenlere verdirtmiş. Tatlı bir adam ya çok halktan buluyorum ve ee, Böyle insanları da samimi insanları da seviyorum ben. Hani ünlüyüz diye bir kibre kapılanların, ee, ya da ne bileyim sanki kendilerini aydan ya da uzaydan gelmiş gibi davrananları da ben şaşırıyorum. Cem Yılmaz'ın yeni filmi 29 Eylül'deymiş Netflix'te. Bakalım nasıl geliyor Cem Yılmaz. Ee, Cem Yılmaz oyunculukta kendini çok geliştirdiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğeniyor musunuz Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu? Ben beğeniyorum kendisini. Bir bir e, televizyonlarda olduğu gibi e, film platformlarında da yeni Türk e, şeyleri. Ee, dizileri, filmleri başlıyor. Kulüp geliyor. O da 15 Eylül'deymiş arkadaşlar. Netflix severler. Şöyle bir haberlerimi gözden geçireyim. Sırasıyla vermek istemiyorum. Bazı konular çünkü birbirleriyle bağlantılı olduğu için. Ay Filiz Akın Filiz Akın'ı çok severim. Herkes seviyordur. Çok geçmiş olsun. Sürekli sağlık sorunlarıyla sosyal medyada e, hastaneye yatıyor. Tedavi oluyor. Ses tellerinde bir kisme olmuş nedir? Ses tellerinden de ameliyat olmuş. Zaten sesinde konuşmasında da bir sıkıntı var. Efsane isimlerinden Türk sinemasının. Çok fazla hastaneyle bu aralar haşır neşir güzel enerjilerimizi gönderiyoruz. Allah sağlık, saat versin. MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlarla 5 gün daha devam. Sizler ve dilek ve dualarınız için teşekkür ederken böyle iyi haberler alacağınız... Günler dilerim. Yine tabii ki takipçilerini düşünmüş. Sizlerin de güzel haberler alacağınız günler dilerim diye. Bize verilen bu bedenler emanet aslında. Farkında mısınız? Dünyanın en güzeli de olsanız e, bir yere kadar yaşlanmayı durdurabilirsiniz. Bir yerden sonra hızla beden yaşlanıyor. İşte böyle sağlık problemleri çıkıyor. Ay her zaman duamda Allah bana hayırlı ölüm. Cırh diye öleyim. <laughs> böyle hani cırh. Yani çektirmesin hani çoluğu çocuğu olan için üç gün yatak hani dördüncü gün kara toprak e, ge, ge, vedalaşmak için falan böyle isterlermiş. Benim çoluğum çocuğum yok anam cırh. <laughs> Allah'ım sen büyüksün dağına göre kar veriyorsun. Cırh diye gideyim yani hiç öyle çektirmesin Rabbim. Ne hastane ne de bir şey. E, tabii ki Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz ama temennim o yönde diyeyim. Yani cırh. Cırt diye gideyim. <laughs> Allah kimseye çektirmesin. Kimseyi sağlığıyla sınamasın. Rabbim herkese hayırlı ömürler versin. Dedikten sonra devam ediyorum. Biliyorsunuz elbiseleri fiyatlarıyla da artık konuşuyoruz. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu kadar ekonomik krizin olduğu. Bu kadar ucun ucun geçinen insanların çok fazla olduğu bir ülkede. Ayıp geliyor bana ama magazin yapıyorsak. Bunları da magazin sayfalarında görüyorsak konuşmadan ol, olmuyor tabii ki. Pembe kıyafetleriyle hem eee yaza veda ederken Gülşen ve Hadise konul, konuşulmuş sosyal medyalarında pembe kıyafetleriyle e, pozlar vermiş. Onların da resmini magazinciler koymuşlar. Hangisini daha çok beğeniyorsunuz diye. Hadise'nin pembe kıyafeti, e, Hadise'nin tercih ettiği Sünger Bob baskılı elbisesini yaklaşık olarak 79.473 liraymış. Yani siz deyin 80.000 lira shipon bir kıyafet. Yani Verilir mi bilemedim. Tabii ki takdir sizlerin ama e, çok güzel ya. Ben beğeniyorum hadisi, enerjisini beğeniyorum kendisini beğeniyorum. 37 yaşındaymış. En güzel yaşları. Kırklarında daha da güzel olacak hadise. Bakın görün. E, çünkü biliyorsunuz bunun için ne diyordu ilk çıktığı dönemlerde. Obez diyor Kese. Bunun e, çok kilolu olacak diyordu. Hiç umulmadık şeyler söylüyordu ama utandırdı. Ee, belki de onun da bilinç kodlandı mı korkulardan mıdır nedir ee, kilosunu kontrol altına aldı diyelim kadın incecik ee, kimler gençliğinde düşünün Gülben Ergen de gençliğinde daha topluydu Seda da Seda Sayan da e, gençlik yıllarında Petek Dinçöz de ya çok enteresan bunlar balık eti böyle lokum gibi kadınlardı Olgunluk yaşlarında baya baya incecik manken gibi oldular yani. Ve ben de mesela 20'li yaşlarımda 30'uma 35'ime kadar dipçik gibi kup kuruydum böyle. Maşallah bu o zaman yemiyordum. Yani bunun formülü yemeyeceksin kardeşim. Yiyorsan görünüyor anacığım. <laughs> çok seviyorum ne yapayım. Yani tutuyorum bir yere kadar. Ama bir yerden sonra işte onu yaşam biçimi haline dönüştürmek lazım zannedersem. Dönüştüremediğin noktada o sanki bir yerde tetik bekliyor. Dikkat etmediğinde patır patır geliyor. Çünkü çok da Asa hareketliyimdir de ya düşünsenize köpekleri çıkarıyorum getiriyorum Allah'ım durmuyorum hele bugün hiç durmadım yani kıpır kıpırımdır ama artık yaşlar ilerledikçe kiloya müsaitleşiyoruz ben e, hadiseyi beğeniyorum. Güzel de fotoğraf veriyor. Bazen çok güzel kadınlar güzel çıkmıyor fotoğraflarda. Öyle de bir şey vardır. Objektif kameranın sevmesi gerekiyor. Bazı kadınlar da çok güzel değildir ama bir ruj sürer ya da bir saç baş sallar. Olağanüstü olduğunun iki katı güzel çıkar. Çok en enteresan bir şeydir şu kamera. Bu kamera bazı yüzleri sever, bazı yüzleri sevmez yani. yani çok güzel kadındır baktığında canlı, olağanüstü güzeldir ama oraya yansımaz. E bazıları da öyle hani. Çok güzel olmaz ama oraya çok güzel poz verir. Bu farklı bir şey. Kameranın sevdiği yüzlerden diyeyim hadise. Gerçekten yakışıyor. Ekrana da e, objektiflere de diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Şu Nursuz Serif'in suratını görmeyeyim geçeyim Sinan Akçıl'ın. E, Hande Erçel'in dizisi hakkında konuşan konuşana oyunculuğunu beğenmiyorlar. E, Burak Denizli ama çok iyi partner. Dizinin e, efsane bir e, senaryosu varmış ama e, oyunculuğunu vasat buluyor herkes. Seren de e, geç kalmamış. O da e, yorum yapmış. Hemen hemen her saniyeye benzer mimikleri kullanan Erçel'in oyunculuğu tartışma yaratırken ünlü oyuncuyu sevenleri de aksi yönde düşünmüş. Yani beğenmişler. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarıyla da gündem olan Seren Serengil. Seren Serengil de tam bir magazin figürü. Yani bazılarınız diyor ki Seren Serengil'e niye taktın? E, konu malzeme veriyor magazine. E, i̇zliyorsunuz, e, yani magazin değeri var diyelim Seren Serengil'in. Eğer bu işi yapıyorsanız kendinden konuşuluyor ve merak edilenler arasında. O yüzden biz de bir tek ben değil ki mesela şimdi magazin sayfalarını ben tararken Seren Serengil'le bir haber ilgili bir haber görüncesi buradan pas mı geçeyim? verince de eleştirince de aa senin özel bir husumetin mi var Seren'e? Benim Seren'e özel bir husumetim yok ama sizce de Seren'in hareketleri normal mi? Çatlak değil mi biraz? <laughs> Kırık. Ya ben de kırığım yani. Bunu söylemek, onu kötülemek anlamında değil yani. Ne, ne yapayım yani? Kadın normal bir kadın değil yani. Açıklamaları da öyle. Biraz egosu şişik, kibirli. Ee, Nobran kendini beğenmiş. Ne diyeyim yani? Bunları söylemeyeyim mi? Bakın ne demiş Hande, er Hande Erçel için sanki kendini iki tane altın, altın portakalı var. Kenarda duruyor. Çok büyük oyuncu ya. Ee, Seren Serengil, Hande Erçel'in oyunculuk performansını eleştirmiş. Ee, i̇fşa sayfasında yer alan haberine göre Seren Serengil, Erçel'in kombinini paylaşarak stil iyi de oyunculuk berbat yorumunda mı? <laughs> oyunculuğu berbat berbat demiş. Ee, ve şöyle demiş. Stil yok. Oyunculuk berbat. Acaba Hande Erçel oyunculuğu hakkında yapılan bu yorumlara Nasıl cevap verecek demişler. Yani bir cevap vereceğini düşünmüyorum. Öyle hani çok polimiklere girecek bir kıza benzemiyor ama. Şimdi hadi şimdiki halini kıyaslamayalım. Seren Serengil'in bundan 25 sene önceki ya da 30 sene önceki, 30 sene biraz çok oldu. 25 sene önceki haliniyle mukayese edersek o da 25 sene önce Hande Erçel yaşlarında bir kadındı diyelim. 20-25 sene önce. E şimdi onunla bu halini kıyaslarsak oyunculuk olarak da yetenek olarak da sana ona atar. Yani senin hangi oyunculuk yeteneğin var ki şimdi herhalde köpeklerle ilgili bir sorumluluk projesinde e, rol mü olacak Öyle bir kendisinin paylaşısı vardı. E, ben bu kızı tamam çok güzel belki. Çok güzel olduğu için güzellerin şöyle bir e, şeyi var. E, o güzellik algısından e, sıyrılamadıkları için hep böyle güzel roller oynamak istiyorlar. Ama savcı dediğim bir karakter... Orada güzel olunmaz. Güzel bile olsan ne bileyim orada böyle mimin, kaşın, gözün buruşacaksın, bilmem ne yapacaksın. Bir top modeli oynamıyorsun. Ha, onu veremediğin zaman sahici olmuyor. Yani bir savcı nasıl oluyorsa savcılar öyle kirpikler böyle ok gibi, rümelli mümelli savcılar yok. Savcı dedin son derece maskülen, natürel, biraz erkeksi bile hatta. Çünkü erkeklerin içerisinde onlar dişiliğini bir kenara bırakıyorlar. Meslekleri o yönde olduğu için çok fazla erkeklerle bir arada oldukları için o daha maskülen takılıyor onlar. Öyle bir halde olması gerekirken yani hem saç stili hem çirpiyi, cartı, curtu birazcık daha heminen bir kadında olduğu için e, onu iyi etmesi lazım. Hande Erçel'in bazı rollerde güzellik kaygısından uzaklaşması gerekiyor. Güzelliği öne koyduğu zaman o zaman oyunculukta başarılı olamıyorlar. Ben öyle düşünüyorum ama beğeniyorum. Güzel bir kız, çok da genç eğer üzerine düşerse aşamayacağı zorluk olmadığını düşünenlerdenim bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi gelelim. E, hadi şunu da söyleyeyim de o e, mevzuyu öyle geçeceğim arkadaşlar. Çok sinirli sinirleniyorum bazı konularda. Böyle bir içime şeytan kaçıyor. E, onları sona saklayayım bari. Kim milyoner olmak isterdi? Bir milyonluk soru açtırıldı ama ay canım benim o protest koluyla çıktı. Allah işte ee, ne, ne bileyim bazen de Allah kolluyor derler ya keşke dedim o kız bu e, şimdi yarışsaydı dedim belki sonradan bir daha alırlar mı bilmiyorum. İnşallah e, zaten bir iş adamı da çıktı biliyorsunuz ona kol masraflarını karşılayacağının sözünü verdi. Ee, Allah e, ne derler işini gücünü rast getirsin yüzü de nurlu bir kız. Şimdi yine kim milyoner olmak isterle ilgili bir haber var. Ee, zannedersem ki eleştirileri dinlemiş olacaklar ki fiyatı arttırmışlar. Yani şöyle bir ekonomik krizin olduğu yerde 1 milyon çok büyük bir para değil. İyi bir araba bile alınmıyor. Onlar da 5 milyona çıkarmışlar. Büyük soruyu. Vav! Wow, bayağı büyük parayı şimdi o zaman hakkını vermişler. ATB'nin de zaten en iddialı yarışma programlarından bir tanesi. 12. sorunun para, 13. soruyu var. Hmm, bakalım diğerleri ne kadarmış. Ee, birinci soru 2 bin, ikinci soruya 5000 bin, üçüncü soruya 7 bin, dördüncü soruya 10 bin, beşinci soruya 20 bin, altıncı soruya 30 bin, yedinci soruya 50.000 bin, sekizinci soruya 100.000 bin, dokuzuncu soruya 200 bin. Bence 5 milyona göre orantılar düşük altlarda. Ee, dokuzuncu soruya 200 bin, onuncu soruya 300.000 bin, on birinci soruya 500.000 bin, on ikinci soruya 1 milyon. On ee, üçüncü en son soruya arkadaşlar... 5 milyon wow ödülü arttırmışlar Kenan İmirzalıoğlu da bunun üstesinden geldi yani kim milyoner olma istere çok da e, yakışıyor çok da karizma bir adam gerçekten e, başarılı da e, buluyorum kendisini bilmiyorum siz ne dersiniz mesela e, biliyorsunuz bir ara çok konuşuldu bugün Ayşarmanın sayfasında gördüm gazeteci Ayşarmanın ee, yazıklar olsun diye e, o da devam etmiş bakalım neler söylemiş geldiğimiz hale bakar mısınız deli olmasan e, mahkeme heyeti e, bunu kabul etmesine rağmen çocuk tacizlerini bile hapiste tutamıyor gerçekten utanç verici diye biliyorsunuz bir cemaatten 6 yaşında çocuk nikah kıyıyor 29 yaşında kendisi ve küçücük daha reşit olmadan hamile kalıyor falan kız yaşadığı acıyı, travmaları gidiyor en sonunda içini döküyor ve şikayetçi oluyor. bakın o davada nasıl gelişmeler olmuş. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın lideri Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki kızı hep bilmem ne oralara geçeceğim 19 yaşındaki müridiyle evlendirmişti. 6 yaşındaki oraları da geçeceğim isim isim vermek istemiyorum. Bizi önemli olan isimler değil. İlgilendiren olayın içeriği. Yaşadıkları daha fazla dayanamayıp mahkemeye gitmişti kadın kız diyelim çocuk diyelim daha doğrusu. Dün görülen davada 2012'de sahte kimlik raporu düzenleme gerekçesiyle yargılanan 3 doktor 7 sanık hakim karşısına çıkmış. E, ve e, mahkeme heyeti duruşmanın kapalı görülmesine karar verip herkesi çıktıktan sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti davanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Emin Marankoz'u suç işlediğine dair kuvvetli suç şüpheli şüphesi bulunduğunu ancak Tutukluluktan geçirdiği süreyi de göz önünde alarak tahliyesine karar vermiş. Düşünebiliyor musunuz? 6 yaşında bir çocuğa tecavüz eden birisinin nasıl böyle bir tahliye kararı çıkabiliyor? Duruşma 16 Ocağı ertelenmiş. Ertelense ne olacak demiş Ayşe Arman. Bu tahliye sonucu şimdiden ortada. Yazıklar olsun. Ee, hiçbir konuda adalet beklentimiz kalmadı demiş. Ee, yani... Diyanetin bunları eleştirmesi gerekiyor. Diyanet nedense böyle konularda sessiz kalıyor. Tecavüzcüleri, küçücük çocuklara yani bunu böyle din adı altında sapıklıkları hoş görmenin, mazur görmenin hiçbir e, gerekçesi olamaz diye düşünüyorum. Bu gerçekten İslam olamaz, inanç olamaz. Adına ne derseniz deyin ama maalesef işte din adamları e, buradan kaybediyor. E, i̇çimizi yaralayan bu sapkınlıklar hakkında konuşmak yerine çünkü niyeyse bunlara da bir e, gerekçe sunup dinle aklıyorlar yani e, e, İslam'da özgürlük var diyorlar böyle bir şey olabilir mi? 6 yaşında çocuk evlenebilir mi Allah'ını seversen ya. ya. Elinizi vicdanınıza koyun yani. Hani bu çağda artık bilim bu kadar ilerlemiş insanın biyolojik bir kimliği var. Yani o çocuğa nikah kıyılır mı? Yani deneyecek çok şey var da mesela birileri de çıkıyor. Hala filenin sultanlarıyla ilgili ileri geri atıp tutuyor. Bu atıp tutanları da bizler vergilerimizle, bizim sağladığımız kazançlarla bakıyoruz bunlara. İsyan etmiş Fatih Altaylı her kelimesinin altına imza atarım. O kadar katılıyorum ki Fatih Altaylı'nın sözlerine. Bakın neler söylemiş. Öfkelenmemek elde değil. Bunu savunanların da ben aklına şaşıyorum bu durumları. Bakın ne demiş Fatih Altaylı. Diyanet hukuk müşaviri. Hukuk okumuş birilerinin düşünce yapısına bakar mısınız zihniyetine ya? Yani inanılır gibi değil. Bacağı baldırı açık 18-20 yaşındaki kızların voleybol maçlarını milletin önünde e, seyrettirip milli takım diyeceksin. Bilmem neresinin sultanı diyeceksin. Ayıptır günahtır demiş. Devam edeceğim ama burada bir parantez açıp söyleyeceklerim var. Bunu ayıp olarak günah olarak görüyorsun. Baldırı çıplak diyorsun. Ki oradaki kadınlar inanın e, feminen kadınsı özellikleriyle çıkmıyorlar sahaya. Makyajlılar mı? Hayır. Şortu giymelerinin nedeni rahat hareket edebilmek için, seksi görünmek için değil. Hiçbirisi de farkında mısınız? Kadınsı özellikleri bir tarafta. Hiçbirisi kirpikli, kaşlı, gözlü, boyalı, moyalı kızlar değil. Oradaki kızlar son derece sportmen, meslekleriyle ön planda olmaya çalışma, çalışan hani bunlar şimdi batının bilmem neyi falan diyorlar ya işinize gelince batının olmuyor. Batının antibiyotini kullanıyorsun. Batının arabasını kullanıyorsun. Batının cep telefonunu kullanıyorsun. O en büyük bilmem ne tarikatının başındaki bile Mercedeslerle geziyor. O batı olmuyor. Ha işin kadınlar söz konusu olunca batı oluyor niyeyse. Ee, geçen e, cübbeli çıktı. Düğmelerine kadar İtalyan e, kraliyet ailesinin düğmelerini kullanıyor. Onlar batılı olmuyor. Yani işte gel de konuşma. örnek kadınların üzerinden verince batı kültürü oluyor bir anda. Ya kardeşim madem bu kadar batıya düşmansınız. Her lafınızda batı kültürü olarak görüyorsunuz. Kadının kıyafetini, davranışını, her şeyini. Biraz da kendinize bakın o zaman. Demezler mi? Ve gerçekten ayıp olan ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Hala din adamı adı altında çıkıp bu çağda köleliği, cariyeliği konuşuyor olmak. Soru soruyor da diyor ki cariyelik işte başkasının cariyesini nasıl alırmışsın? Edepsizlik bu bence biliyor musunuz? Filenin sultanlarının orada maç yapması değil. Edepsizlik ne biliyor musun? İki tane adamın oturup da bu çağda kölelik, cariyelik, başkasının cariyesiyle nasıl birlikte olabileceğini konuşmak bence terbiyesizlik, sapıklık, sapkınlık. Neymiş efendim? Ya müsaade isteyecekmişsin başkasının cariyesiyle beraber olabilmek için ya da para verip satın alacakmışsın. Bu mu sizin din anlayışınız? Bence bunların eleştirilmesi lazım. Oradaki kadınların e, spor, e, hiç kimse de orada inanın onun baldırına bacağına bakmıyor. Çünkü özne orada baldır bacak değil. O baldır bacak, e, daha ne bekliyorsun ki anacığım kapının önündeki cansız mankenden tahrik olanlardan ne bekliyorsun? bu Erkeğin bile tüysüzünden tahrik oluyor bunlar. Otomoka tahrik olan bir, bir tuhaf bir güruh bunlar ya. Ya inanamıyorum yani bu nasıl bir de bunlar Diyanet bünyesinde nasıl olur? Nasıl bunlar meslekten men edilmez böyle açıklamalar ya. Bir de söylüyor bir tane bizim de din adamları da milli maç diye bunları izliyor diye bir de alay ediyor yani. Ay yani söylenecek o kadar çok şey var ki yani dinden soğutuyorlar. Bunlar var ya gençliği dinden uzaklaştırdılar. Bunların anlattığı dine inanacak var mı bu çağda? Kölelik ne demek ya? Cariyelik ne demek ya? İstediğin kadar cariye alabilirsin diyerekten. Yani bunu televizyon kanallarında tartışıyorlar. İstediğin kadar sınırsız İslam özgürlük diniymiş. Yani cariye alabilirsin. Bizim annelerimizin inandığı İslam, bizim babalarımızın inandığı İslam bu değil biliyor musunuz? Bu Arap kültürü. Bizim kültürümüzde de yok böyle bir şey. Yok yani. Dört tane doymuyorlar, nikah yapabiliyorlarmış. İstediği kadar cariye alabiliyorlarmış. Köle pazarından nerede artık bu zamanda nereden bilmiyorum böyle bu kafa nasıl bir zihniyetse Bunları tartışıp konuşabilenlere gık yok yalnız. Bu mu ahlak ya? Yani sizin anlattığınız kızların masum e, futbol oynamasından veya voleybol oynamasından daha mı ahlaklı bir durum? 40 tane cariye almak veya cariyeyi nasıl satın alacağın, nasıl bilmem tövbe yarabbim becereceğini konuşmak daha affedersin, ahlaklı bir durum mu? ahlaksız geliyor sana. Vah vah içine düştüğümüz duruma bakar mısınız? Ve bizlerin de... E, Bunların maaşını finanse ediyoruz. İşte cep telefonu alırken, işte ne bileyim, eşya alırken, herhangi bir elektrik faturası öderken de doğalgaz parası öderken biz bunların maaşını bir şekilde işte böyle her şeyi iki katı ödeyerek ödüyoruz. Hak mı bu ya? Ve devam etmiş Fatih Altaylı ne demiş? Bakın, benim vergilerimden bu gibi insanların gırtlağından geçen bir kuruş varsa haram olsun. Boğazında takılmazsa kıçında takılsın çıkaramasın onu. Bunlar insan değil demiş. E haksızmış böyle bir tepkiyi vermekte. Ben spor izlerken bir şey hissetmiyorum. Ben manyak mıyım? Ama bunlar manyak. Bunlar spor izlerken hissediyor. Sakalsız erkeğe hallenen sapık başkasının ne yapmaz? Bunlar bulsan seni beni götürürler. Bunlar beni dava etse mahkemeye giderken arkama teneke bağlar giderim. Bunun sakalı var ama kısa idare eder diyebilir yani Yani artık espri, espri de değil bence yani trajikomik ağlanacak halimize de güler hale geldik. Normalde bu sapkınlıktır. Bunu hadım edilmeli falan edersin bunları tımarhaneye tıkarsın ama Türkiye'de bizim vergilerimizde bu adamları bile bakar mısın hukuk mu hukuk okumuş bu adam. Makam veriyorsun bana ağır geliyor demiş Bizdekiler yetmezmiş gibi bir de Afganistan'dan Suriye'den bunun gibi kafaları ihraç ediyoruz yani biz. Çocuk çocuklarımız bunlardan nasıl koruyacağız bilemiyorum diyor. Sorumlu bir vatandaş olarak söylüyorum. Bir sade Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. Ülkemin insanını çok seviyorum. mülteci konusunda da düşüncelerimi hepiniz biliyorsunuz. Yani bu kafaları bu kadar hoyratça içimize dolduruyorlar ya bizim geleceğimiz hiç de parlak değil. İnanın buna yani çok üzülüyorum. Bu bu düşünebiliyor musunuz? Orta çağ kafası, kölelik, haremlik, cariyelik e, bunları e, meşru görenler sporu, sporcuyu affedersin ahlaksız olarak bakabiliyor. Çünkü öyle yetiştirilmişler, öyle zannediyorlar. 6 yaşında çocuğa iç geçirmeyi normal algılıyor. Orada spor yapanı sapkın görüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir inançtır? Yani insanları dinden soğutur bu bu, bu bakış açısı. Bizim annelerimiz, bizim e, kutsalımız bu değildi ya buna inanmadılar bizimkiler. Neyse de hiç iyi yerlere gitmiyoruz arkadaşlar çok üzülüyorum. Bu konulara girip sizleri de üzmek istemiyorum ama gündemi meşgul eden konular ya. Açın Twitter'ı ne kadar çok da önümüze denk geliyor yani. Bu çağda hala nasıl kölelik cariyelik tartışılır? Televizyonlarda bile tartışıyorlar ya. İslam'da cariyelik var derim. İkiden böyle sümsük çıkmış. Ay gıcık oluyorum ya ne demek cariye. Ya olabilir mi ya? Neyse takdir tabii ki sizlerin. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek. Kalın mutlu kalın.